Diliminden hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın bir o kadar da eğlenceli bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar kanalımızın en sevilen ve en çok izlenilen serisi balık tutma serimizin yeni bölümünü çekmek için Türkiye'den kalktık. 3600 kilometre uzaklıktaki Umman'a geldik. Neden burayı tercih ettik arkadaşlar? Sizlere Savaş abiyle birlikte anlatacağız. Hoş geldin abicim kanalımıza. Eyvallah. Balık tutma serimizin medarı iftarı. Biliyorsunuz biz geçen hafta bir dünya rekoru kırdık. Evet. International Game Fishing. Game Fish Association. Onaylı bir turnuvada. Türkiye'de 48 teknenin katıldığı ve 16 yıldır devam eden bir turnuvada dünya rekoru kırdık. Tüm zamanların en fazla orkinosunu yakalayıp saldık. O bakımdan dünya rekoruydu. Baktık bizi kimse yenemiyor arkadaşlar. Biz de takımımızı aldık. Umman'a geldik. Kendi aramızda yarıştık. Kendi aramızda yarışalım dedik. İki tane tekne kiraladık arkadaşlar. İki tekneyle Hint Okyanusu bağlantılı Umman Körfezi'nden açılacağız denize ve hedefimizde hangi balıklar var senden dinleyelim abi. Hedefimizde yellowfin tuna dediğimiz sarı yüzgeçli orkinoslar var. Bunlar 250 kiloya kadar büyüyebilen inanılmaz güzel görünüşlü çok hızlı ve canavar balıklar. İnşallah yakalayacağız. En büyüklerini de hedefliyoruz. 12 kişilik bir takımız arkadaşlar. Teknelere 6-6 bölüneceğiz. Hı-hı. Ve bakalım kimin teknesinde daha büyük balıklar, daha fazla sayıda balıklar çıkacak. Bize rast gelsin. Rastgele. 3 milyon nüfusu var ama çok zengin bir ülke. Arka bahçelerinden petrol çıktığı için çok zenginler. Resmi adıyla Umman Sultanlığı. Sultanlıkla yönetiliyor arkadaşlar. Geçtiğimiz yıllarda sultanları ölmüş. Çocuğu olmadığı için, kardeşi de olmadığı için halasının oğlu başa geçmiş sultan olarak. Paraları dolardan 3 kat daha değerli. Yani 100 riyal harcıyorsanız 300 dolar harcamış gibi paraya denk geliyor. Ekibi şu anda görüyorum. Sizlere ekibi tanıtacağım. Selçuk abi hoş geldin abi kanalımıza. Sen de hoş geldin Abdü. Bugün çok güzel bir yarışma yapacağız. Hazır mısınız? Hazırız. Amacımızda yellowfin tuna var. Evet. Senin ayağın yine bereketli gelir. İnşallah. Orkunuz yarışmasında olduğu gibi. İnşallah. Zaten takipçilerimize bahsettik. Dünya şampiyonu olduk. Dünya rekoru kırdık. Baktık bizi kimse yenemiyor. Biz de takım olarak gelip kendi aramızda yarışalım dedik. Arkadaşlar Umman'a geldiğimde inanılmaz hastalandım. 40 derece ateşle günler geçirdim yani. Bugün bir anda iyileştim ilginç bir şekilde. Umarım bu şekilde devam eder. Yaşıyorum elhamdülillah çok şükür. Hi kaptan. Hi how are you? Welcome, I'm fine. What about you? I am good, thank you. Bakalım bugün günün en çok balık tutan kişisi kim olacak? Yani bireysel şampiyon kim olacak? Ve takım olarak şampiyon kim olacak? Şimdi adam gider 4 tane tutar kendi başına. Burası 5 tane tutar toplamda burası kazanır. Ama o da bireysel şampiyonluğu kazanabilir. Evet abiler hoş geldiniz kanalımıza. Önder abi ve Süleyman abimle birlikteyiz. Madagaskar'dan ve Çeşme'den sonra tekrardan beraberiz. Sen Madagaskar'da benim iki katımı tuttun. Burada bir double strike yapalım da ben seni yeneyim. 4 tane 300'lük makine var arkadaşlar teknede. Yani benim teknede 2 tane 150'lik var. 30 nat 40 nat. Hız yapıyoruz. Burada 4 tane 300'lük motor var. Kaçla gidiyor bu? Kaç nat yapıyor? 50 natı gördük. 50 nat. Bugün Madagaskar'dan sonra Umman'dayız ve nasibimizde ve beklentimizde yellowfin tuna var. Bakalım yakalayabilecek miyiz? Çok fazla yunus varmış arkadaşlar. Yunusları takip edip balıkları bulmaya çalışacakmışız. Umarım bulabiliriz. Umarım yunusları görürüz. Kaptan hoş geldin. What is your name? My name is Haytham and we have today a big competition with them. Okay. Against them. So we have to win. We will be bin. Yeah. Hadi bakalım. Evet tekneler seyir almaya başladı. Çok güzel bir deniz. Sadece tek sıkıntı sıcaklık ama hareket etmeye başladığımızda böyle hafif hafif bir esinti gelmeye başladı. Yüzümden akan terlerin kusuruna bakmayın. Daha yeni yeni iyileşiyorum. İlaçlıyım arkadaşlar hatta ağzımda da pastil var. Siz fark etmiyorsunuz ama damağa yapıştırdım. Oradan devam ediyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Acayip havalı görünüyorsunuz ha hepiniz. Gözlükleri nereden aldınız? Buradan sonra Kanarya Adaları'na gideceğiz arkadaşlar. Ondan sonra başka ülkeye, ondan sonra başka ülkeye. Her ülkenin kendi fenotipine uygun, kendi denizlerine uygun balıklar var. Ve balıklar bizim için neden önemli arkadaşlar? Hepsinin çok farklı özellikleri var. Birisi elektrik çarptırıyor, birisinde protein zehri var. Birisinin dişleri giyotin gibi, birisine dokunursan ölürsün. Birisi kamufle olabiliyor, birisi renk değiştiriyor. Denizin altı gerçekten çok başka. Ve bu dünyayı bize ve bütün Türkiye'ye hatta dünyaya sevdiren Savaş abi geldi. Abi ne diyorsun bu işe? Çok eğlenceli ya. Yani bu balık uğruna dünyayı geziyoruz. Normalde hiç gitmeyeceğimiz... Umman'a yerde... gelir miydin yani? Gelmezdik. Gider başka bir yerde tatil yapardık ama böyle bir yerin varlığından bile haberdar olmayacaktık. Evet. Ya da bize anlattıklarıyla aklımızda olacaktı. Bir de şunu söylemek istiyorum. Lafını balla kestim. Biz birilerinin fonlamasıyla falan bu işi yapmıyoruz arkadaşlar. Takım olarak geliyoruz. Yani onu söylemem gerekiyor. Çünkü hani Arap ülkesine geldin, Arap güzellemesi mi yapıyorsun gibi bir algı oluşabilir. Biz Arap güzellemesi yapmıyoruz arkadaşlar. Bizim burada amacımız balık tutmak. Tek amacımız aynen budur. Öyle. Kendi imkanlarımızla geldik. Dünyayı gezeceğiz. Çok farklı yerlere gideceğiz.
Hiç görmediğiniz yerleri, hiç görmediğiniz balıkları, canavar balıkları bizim kanallarımızda göreceksiniz. Balık günlüklerinde ve Delimine kanalında. Kendisi şu an dünyanın en fazla izlenen balık videolarına sahip. Aynen öyle. Dünyanın en çok izlenen balık kanalı ve Avrupa'nın en büyük balık kanalı ve yakında inşallah dünyanın en büyük balık kanalı olacak. Şunu söylemek istiyorum abi. Bugün biz burada yunusları kovalayacakmışız. Abi her yer yunus olacak. Allah Allah. Teknenin başında, kıçında takla atanlar, dalanlar, yavrularıyla gezenler. Kafayı yiyeceksin ya yunus Hayır, görmekten. Bakalım. Atla beraber izleyin. Şöyle bir ofta kullanıyoruz. Buna popping deniyor. Suyun üzerinde zıplaya zıplaya geliyor. Şu ağzındaki kısımdan böyle suya pof pof vurduğu için de balık bunu çok ciddi bir yem sanıp bunun üzerine zıplıyor. Kancalara bak, hayvan gibi. Şu arkada bulunan kancalara da takılıyorlar. Burada hedeflediğimiz balıklar 20 kilo ile 250 kilo bandında olabilir. Bakalım bugün biz kaç kiloluk balıklar yakalayacağız. Mahi mahi var. Hadi be. Çiftler alıyor abi. Aldı. Çiftler alıyor. Hadi. Hop aldım be. Ay kaçtı. Hadi. Abi hemen kopar. Evet. İşte bu. Taklalara bak, taklalara. Aman Allah'ım. Hadi gel. İşte şov yapıyor seninki. İşte bu yüzden dolfin fiş diyorlar arkadaşlar. İşte bu yüzden dolfin fiş diyorlar. Hemen alacağım. Tekneye çıkartmak istiyorum. Kaçmadan tekneye çıkartmak istiyorum. Bu güzelliği sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu renklerin güzelliğine bakın. Savaş renklere abidekini bak. Görelim. Oy. Neon renkler, neon. Balıklar görünüyor abi aşağıda. Alın şu balıkları. Bak. Bak arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın. Aşağısı kaynıyor. Aldı. Bıraktı bir daha. Hadi. Aldım. Abi çok büyük seninkiler. Hadi. Allah'ın balıkları renkleri çok güzel. Şunlara bakın arkadaşlar. Aldık be Savaş. Herkes çıkartıyor. Hava sıcak, şu üstümü bir çıkartayım. Müsaadenizle 3 saniyede size balık tutmayı göstereceğim. 3. Clean water. Kaptan. Arkadaşlar 3 saniyede nasıl balık avlanır? Bakın şimdi oltayı gönderdim. Sarmaya başlıyorum. 1. 2. 2 saniye daha. Daha 2 saniye. Bakın. Yakaladık. Şimdi çekmeye başlayacağım. Kafanı tut. Abi büyük bir mahi mahi. Hoppa! Görünüyor mu acaba? Geldi. Hadi gel. Geldi. Arkadaşlar bakın. Ben mi? Evet. Acele etme. Yok. Geldi. Yok abi yok geldi. Telefonumu şuraya koydum. Yorun hayvanı biraz. Nasıl olmaz ya? Arkadaşlar bakın. Atışı yok. Kırarsın oltanı. Evet. Arkadaşlar size balığı göstereyim. Balığımızın ismi Lambuka. Yerliler mahi mahi de diyor. Dolphin fish diyen de var çünkü oltaya yakalandığı zaman öyle bir taklalar atıyor ki tutmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar yunuslara bakın. Şu güzelliğe bak. Gel. Neredeyiz elimi değeceğim. Abi yunusa bak. Yani bırakma bak bunlar değişik bir tür. Bak. Çok güzel. Al abi. Çok güzel çok. Hadi de elime. Elime de. Abi teknenin önünde resmen dans ediyorlar ya. Harikalar. Tekneyi çok hızlı götürmemek lazım. Bunlar tekneyle yarışıyorlar. Eğer geçemezlerse zaten hani şey oluyormuş. Ölüyormuş diye bilinen bir şey var. Ama sanmıyorum. Bence bunlar alışmıştır ya. Bunlar alışmıştır. Çok tekne. Abi tekne 70 knot yapıyor. Buna yetişemez. Of. Çok tatlısınız ya. Arkadaşlar burada 22 tür yunus varmış. Çok fazla tür yunus gördük ama bu çok farklı. Bakın yan tarafında böyle gri çizgiler var. Üst tarafı siyah. Çok güzel ama. Hiç gitmiyor bak hala burada. Sen varsın o yüzden gitmiyor. Abi çok güzel ya. Sana gösteriyor kendini. Savaş abi çok... bir şey söyleyeyim mi? Seninle nereye gitsek yunuslar geliyor ya. Abi demek ki kalbimiz temiz bak çekiyoruz. Bugüne kadar var ya belki 10 kere karşılaştık. Ve hala gitmiyor. Ne onu ya 100 kere her çıktığımızda geliyorlar. Ben bir aydır yunus görmüyorum denizde. Senle çıkıyorum yunus geliyor. Hadi görüşürüz.
size şöyle göstereyim arkadaşlar, bakın burası yunus dolu. Yüzlerce yunus var, yüzlerce yunus var. Of! Ya bırak balık tutmayı, şu an bu gördüğümüz yunus bile o kadar keyifli ki. 3 gündür yatak döşek yatıyorum. Ateşim çok çıktı, boğazlarım şişmişti. Sabah bir uyandım, kendime gelmişim, ben de çıkacağım dedim tura. Hemen takımla beraber yola çıktık, geldik. Harika manzaralar, şu an gözümün önünde yunuslar şu şekilde gidiyor. Şöyle oturayım, arkamda hareket eden gezen yunusları siz de görün. Çok güzel, çok mutluyum. Şimdi büyük balığı da yakalarsak, o yellowfin'i de yakalarsak zaten olay tamam olacak. Evet, yan takıma merhaba diyoruz. Yan takıma merhaba diyoruz. Yeah! Kanka ayıp oldu bu böyle. İşte psikolojik bir mücadele daha. Psikolojik bir savaş. Yan takımı kafa olarak bitirdiğimiz zaman mücadele sona erir. İnşallah denk gelir size de. Geliriz dur. Abi yan tekne çok üzgün. Oğlum adamları beyin olarak, moral olarak bitirdin ya. Şu oltayı kullanacağız arkadaşlar. Ucunda kalamar gibi bir şeyler var. Suyun üzerinde uçuyormuş gibi görünecek. Bütün tuna türleri için çok iyi oluyor diyor. Dün bunu koparmış. Bunu yenileyeceğiz. Şunu takacağız arkadaşlar ve bunu arka tarafa sallayacağız. Buna trolling deniyor değil mi Savaş abi? Evet. Bununla da büyük tunaların, yellowfin tunaların peşinden gitmeye devam İçinden ediyoruz. İçinden geçeceğiz inşallah. Çok heyecanlıyım. Yunuslar da çok keyifliydi. Ayrıca çektiğimiz yunus takla attı. Ana! Arkadaşlar tekneye kuş geldi. Gel. Gel. Gel gitme, burada konacak bir yer bulamazsın. Gel. Ben gidiyorum arkadaşlar yan tekneye. Nereye gidiyorsun? Evet. Hızlı bir şekilde çıkıyoruz. Çünkü bu sularda büyük beyaz köpek balığı var. Tekneler birbirine yaklaşamayınca biz de sudan geldik. Köpek balığı bizi almadı ama bir tane şapkamızı aldı bizden. Şimdi alacağız onu. Evet. Sanırım Şükrü abinin bir tane balığı varmış. Onu görmeye geldik. Selamlar. İçine girip yatabilirsin yanına. Ooo. Çıkartabilir miyiz onu buradan? 1, 2, 3. Aman Allah'ım, yarışmayı yoksa yan takım mı kazandı? Adamlar çoktan kazanmış, geçmiş olsun. Arkadaşlar inanılmaz bir balık yakalamış. Tahminimce benden daha ağır bir balık tutmuşsun. Ortalama bir... Kaptanın dediği 70 kilo civarı. Ha, o zaman 120 kiloluk bir adamdan dayak yemez bu. Dayak yemedi belli, bak bu dayak yemedi. Ohoho, şuraya bak. Evet, yarışma devam ediyor. Şükrü abi tebrik ediyoruz ve bu bütün takımı. Biz ekip olarak hep çalıştık. Ama daha gün bitmedi. Sıra bendeydim, bana nasip oldu. Kaç saatte çıktı? Daha gün... Yok, bu hızlı çıktı. Hızlı mı çıktı? Çektiğimiz için. Oo. Bir 10-15 dakikada herhalde. Az önce suda böyle bir şey gördük ama. Vardı. Bu sudun içinde vardı ama. İnşallah daha büyüklerini yakalarız. Akşama kadar vaktimiz. Devam. Evet, geldim tekrardan. Çok büyük bir balık avlamışlar arkadaşlar. Bakalım yarışma nasıl devam edecek. Geldi. Haydi denemeni. Süper. Haydi. Haydi. Ver bana. Okey. Haydi denemedi. İşte böyle bir balık çıktı arkadaşlar. Şöyle kenara koyalım. Maşallah, maşallah, maşallah diyorum. Bir tane tek boyutlu büyük tutamasak da sayıyla kilo üstünlüğünü geçeceğiz. Onları yenmemiz lazım. Tam zamanı geldi arkadaşlar. Suya oltayı indiriyoruz, yeni balık geliyor. İndiriyoruz, yeni balık geliyor. Tahmin ediyorum ki böyle akşam karanlığına yakın, güneşin tam batmaya yakın olduğu saatlerde daha hızlı bir şekilde balık tutuluyor. O yüzden şu anda gelen balıkların hepsini toplamamız lazım. Bir rehavete kapıldık. Yarışmada olduğumuzu unuttuk. Yandaki takımın çok büyük bir balığı var. Ona yetişmek için daha fazla balık tutmamız lazım. Balık geldi. Ye. Oy! İşte bu! Geldi geldi, çok az kaldı. Haydi haydi Abdü, haydi haydi! Geldi! Abdü! Adamsın! Geldi geldi geldi. Çok evet. Haydi Abdü. Farkını bozmuyor. Haydi Abdü, haydi. Çıkar. Oh! İyi balı. Ne olur Abdü, eline dikkat et. Okay, mind this one and that's okay. Kaldır, kaldır. Kaldır da bir endamını evet. Gör. Evet. Şöyle bir güzellik. Yellowfin tuna.
Buraya gelme amacımız bu balık arkadaşlar. Türkiye'de bunun bluefin'i var. Türkiye sularında, bizim deniz sularımızda bu tür ne yazık ki yok. O yüzden buraya geldik. O yüzden 3600 kilometre yol kat ettik ve hayalimizdeki bu balığı nasibimizde varmış ki tuttuk. Ama daha pes etmedik, devam ediyoruz. Çünkü bu bir yarışma. Devam. Şöyle balıklarımı ben hepsini çıkartacağım, bir gösterelim abi. Gösterelim abi. Bunları ne yapacağız arkadaşlar? Burada balık yiyemeyen insanlara, burada da fakir insanlar var, onlara vereceğiz. Ne satıyoruz arkadaşlar ne de başka bir şey. Yiyeceğimiz kadarını alıyoruz. Yani bir tanesini alırız. Kalanını da burada durumu olmayan insanlara dağıtacağız. Burada eğer bugün balık tutamazsa evine yemek götüremeyecek insanlar varmış. Bakın dev evet. Gibi balıkları el oltasıyla tutmaya çalışıyorlar. Hatta kaptan şöyle bir şey söyledi. Birçok arkadaşım oltası olmadığı için elle balık tutmaya çalışırken parmaklarını kopardı dedi. Bu balıklar çok güçlü balıklar arkadaşlar. Biz tam profesyonel oltalarla bile inanılmaz direnç sağlayarak çekiyoruz. Adamlar elle çekmeye çalışıyor. O yüzden bunları onlara vereceğiz. Aynen öyle. Evet, sabahın 6'sında başlayan turumuz akşamın 7'sinde bitti. Yaklaşık 13 saattir denizdeyiz ve aynen, sonunda kenara geldik. Şimdi diğer tekneye doğru gidiyoruz. Bizde yaklaşık 22 parça balık var. Yan tarafın teknesine doğru ilerliyoruz ve onlarla konuşacağız. Şampiyon takımı tebrik ediyoruz. Sizin kadar büyük bir balık yakalayamadık. Nasip kısmet. Kaç parça balık var? Biz sayıda 5 veya 6 tane var. Bizde yaklaşık 20-22 parça falan balık evet, var. Ama sizin tuttuğunuz kadar büyük bir balık yok. O yüzden siz ağırlıkta, biz de sayı başına bugünkü yarışmanın galibi olduk. Beraber. Dostluk kazandı diyoruz. Şükrü abinin şampiyonluğuna değer bir video oldu. Evet. Sağ ol, teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.